Doktorların apandisin patlamak üzere acil ameliyat olmalısın dediği genç söyleneni yaptı. Ameliyat başarıyla geçti. Dikişleri kapatıldı, taburcu oldu. Ama sıkı durun. Bu arada gencin aslında apandisinin olmadığı ortaya çıktı. Doktorlar pardon dedi. Ameliyat sırasına baktık, sonra kapattık hiçbir şey yapmadan dediler. Beni delik deşik ettiler, gördüğünüz gibi 3 yerde var, bir de şu alt tarafta var. Yürürken falan şu tarafı tutmam gerekiyor yoksa çok fazla ağrısı var. Apandisitim var teşhisiyle ameliyata aldılar. Operasyondan sonra yanılmışız deyip dikiş atıp kapattılar. Normalde apandisit dediler bana ama açıp kapattılar yani. Ne acımdan kurtulabildim ne de derdime çare buldum. Ümraniye'de yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Emir Halit Ozan 2 gün önce karın ağrısı çekmeye başladı. Belki geçer diye bir süre bekledi. Sağ alt tarafımda bayağı karın ağrısı vardı, çok fazla. Emir Halit Ozan'ın ağrıları artık dayanılmaz bir hale almıştı. Akşam saatlerinde hemen Göztepe'de bulunan bir hastaneye gitti. İlk önce acildeki doktora gittim. Ben tam anlayamadım, üstle görüşeceğim dedim. O doktor da tam anlamadı, genel cerrahiye çıktım. Evet sen apandisitsin ama ben birine daha danışmam gerekiyor deyip sanırım bir tane daha hocasını çağırdı. O hastanede tomografisi çekilen Emir'e apandis teşhisi kondu ve hemen sabah ameliyata alınacağı söylendi. 4 kişi falan gelip bana baktılar. Sabah 6 civarı ameliyat edelim dediler. Ameliyatın ardından narkozun etkisinden çıkan Emir doktorlara durumunu sorduğunda doktorların verdiği cevap karşısında şok olmuştu. İddiaya göre doktorlar Emir'e seni biz apandis ameliyatı için ameliyathaneye aldık ama apandistin geçmişti, biz de bu yüzden karnını yeniden kapattık dediler. Apandis ameliyatı diye apandis teşhisi koyduk sana dediler ve sonra ameliyata baktık yoktu dediler. Kapattık dediler. Karın ağrısından kurtulmak için doktora giden talihsiz genç olmayan apandisit yüzünden şimdi de ameliyat sancısı çekiyor. Yürümek bile çok zor oluyor. Adım atarken bile karnımı tutmam gerekiyor. Bir ihmal varsa bir an önce sorumluların ceza almasını istiyor.